Arkadaşlar herkese merhabalar. KTN Bilişim olaraktan bugün sizlere antifriz değişimi ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hem abone olup destek olabilirsiniz hem de sizler de bu tarz videolardan haberdar olmak isterseniz eğer bildirim zillerini açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben antifrizimi neden değiştiriyorum? Antifrizim benim geçen yıl değişmiştim. Antifrizimde çamurlaşmanın olduğunu fark ettim. Kaliteli bir marka koymamıştım. Onu da bu şekilde olacağını e, farkındaydım ama e, yani bu yıl e, tekrardan antifriz değişmek istedim. Yani antifrizmin normalde derecesi e, eksi 35-40'larda ölçümünü yaptım ama e, hoşuma gitmediği için ben tekrardan değişimini yaptım. Şimdi arkadaşlar araçlarınızda e, eğer antifrizlerinizi e, değişmeme seniz eğer değişmezseniz eğer araçlarınızda e, pas oluşumu ve e, araçlarınızla contaya kadar gidebilecek durumlar oluşabiliyor. Ayrıca kış aylarında eğer eksiği gören bir bölgedeyseniz, mesela ben bulunduğum bölge X -15 -16'lara kadar düşebiliyor. Ondan sonra e, bundan kaynaklı da aracımda hani donma, blok patlama gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Aslında şu şekilde söyleyeyim antifriz insanın vücudundaki kan gibidir arkadaşlar. Eğer kaliteli olmazsa insanı yavaş yavaş öldürüyor. Yani kanserli hücre gibi oluşuyor. Eğer antifriziniz de kaliteli değilse, eğer su kullanıyorsanız bildiğiniz kanser gibi aracınıza yayılmaya başlıyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum ben sizlere? Hani bilginiz olması amaçlı Bazı arkadaşlarım sana hiç yani antifrizinin bile değişmiyor. Hiç yani mesela sıfır araba alıyor. Örnek vereyim 7 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık antifriz var. Hani kontrol ettiğinde fabrikasyon antifriz olduğu için kaliteli oluyor tamam ama e, yani belli bir e, antifrizin de hani e, içindeki e, bir los, lozyonla yani lozyonla e, güçlendirilmiş olduğu için bu motora belli bir zamanda e, zarar verebiliyor. Hani ben tavsiyem olaraktan hani antifrizlerinizi e, 3 yılda bir 2 yılda bir değişmek bence mantıklısı. Ben kendim şahsen her yıl değişiyorum öyle söyleyeyim. Tüm araçlarımda da bunu vuruyorum. Niye? Hani bu bana nasıl bir kar sağlıyor? Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Motorumun içinin kesinlikle çamurlaşma olmuyor. Yani bakın şurada görmüş olduğunuz siyah olan mavi antifriz normalde. Şimdi her aracın kendine özgü bir antifrizi bulunmakta. Hani antifriz değerlerinde antifrizi bulunmakta. Benim aracımda hani mavi antifriz kullanıyor fabrikasyon olarak. Ben de mavi antifriz kullanmaya özen gösteriyorum. Ekleme yaptığımda su ekleme yapıyorum yazları. Sonrasında tekrardan boşaltıp antifriz olarak ekleme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar araçlarınızda bu tüm araçlar için söylüyorum bunu antifrizlerinizi mutlaka değiştirin arkadaşlar ve kontrol ettirin. Şimdi araçlarda kapalı sistem ve açık sistem olmak üzere iki çeşit su su sistemi bulunuyor. Bizim araçlarımız su soğutmalı olduğu için arkadaşlar bizim aracımızda mesela benim aracımda görmüş olduğunuz sistem kapalı sistem. Eğer radyatörün üstünde bilmiş olduğunuz radyatör kapağı olmuş olsaydı o da açık sistem oluyor. Genelde bu şekilde kapalı olan sistemlerde araçlarınızda yani suyunu boşalttığınızda tekrardan su ekleme işlemi yaptığınızda kolay kolay hava yapmıyor arkadaşlar. Hani hava yapmaz demiyorum ama kolay kolay yapmıyor. Açık olan sistemlerde de hemen motorun yan tarafında bir hava alma vidası buluyor. Oradan havasını alabiliyorsunuz. Yani bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi radyatörden boşaltma tıpası bulunuyor arkadaşlar. Ben başıma geçen bir olayı da anlatayım. Radyatör boşaltma tıpasından suyu boşalttım ve radyatörün normalde bu tırnaklı çektiğinizde gelmez. Yani bak bende geldi, elime geldi çıktığında ben onu o şekilde taktım geri yerine, yerine oturdu kontrol ettim sağlam ama yolda giderken bu gevşedi ve oradan tıpa düştü ve aracım arkadaşlar hararetim bir anda yüzlerin üstüne 110-120'lere çıktı aracımın harareti hararet lambası yandı Allah'tan aracımda 4 bidon 5 bidon normal su vardı damacana su vardı ondan ekleme yaparaktan aracıma kesinlikle conta yaktırmadım ama eğer olmamış olsaydı su olmamış olsaydı ben aracım kesinlikle motor bloğunda ya da su bölümünde aracım conta yakacaktı veya başka bir sıkıntı meydana gelecekti Şimdi bunu neden anlattım derseniz eğer aracınızda arkadaşlar hani siz de benim gibi hani güvenmezseniz eğer ben bu radyatörüm de sıfır bu arada. Bakın arkadaşlar tıpası burada. Tam şu şekilde var mı göstereyim bakın arkadaşlar tam şurada netlerse. Şurada tam şurada Bu tıpayı büktüğünüzde orada kanal var su akıyor ama ben o şekilde yapmıyorum. Radyatör alt hortumunu arkadaşlar söktüğümde ben komple suyu boşaltıyorum. Tekrardan su ekleme yapıyorum. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz antifrizin son hali. Bir yıllık antifriz. Ya, dandik bir marka kullandım. Yani o an o geçtiğimizde onu kullandık. Ama işte sonuç bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hani antifrizlikten çıkmış. Yani derecesi de eksi 35'lere de falan yani bu antifrizin. Ben kendim yani reklam olmaması için olmasın yani. Ben bunu alıyorum. E, memnundum. Daha önceki araçlarımda da kullandım. E, su Oranları yazıyor arkadaşlar burada. Bakın arkadaşlar donmaya karşı su oranları nasıl kullanılacağını da yazıyor. Ee, sizlere tavsiyem sizler de her yıl araçlarınızın antifrizlerini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Antifrizi boşalttım arkadaşlar. Tekrardan boşaltacağım. Bir daha boşaltacağım. Yani bu tür antifrizleri de arkadaşlar doğaya dökmemeye çalışın. Bakın dökülmüş. Ben burayı tekrardan suyla yıkayacağım. Çünkü bunun düştüğü yerde kesinlikle e, tekrardan e, ot bitmiyor arkadaşlar yani belli bir süre ot bitmiyor. O yüzden de tavsiyem hani tekrardan dökülen yeri e, yıkamanızdır. Şimdi eğer arkadaşlar aracınızın değerlerine uygun olaraktan bir antifriz kullanmazsanız araçlarınızın hortumlarında, motor bloklarınızda, contalarınızda e, ya da kalorifer tesisatınızla ya da radyatör tesisatınızda sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu şekilde bir e, sıkıntıyla karşılaşmamanız için de tavsiyem sizlere mutlaka hani 2 yılda hani minimum 2 yılda bir Antifrizenizi değiştirin arkadaşlar. Bu sizlere emin olun ki her türlü fayda sağlayacaktır. Mesela aracınız LPG'li ise aracınızın Ondan sonra LPG, LPG regülatöründe yani LPG beyninde e, kesinlikle bir korozyon oluşmayacak. Ya da motor içinizde bir korozyon oluşmayacak. Ya da kalorifer petek tesisatınızın tıkanması gibi bir durumlarla karşılaşmayacaksınız. Hani e, ben tüm araçlarımda bunu uyguluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz zaten hani gördüğünüz ne kullandığımı sizler de marka olaraktan tercihleriniz tabii ki sizlere aittir. E, ben bugün 12 Bugün ayın 13'ü, 13, 11, 2024'te arkadaşlar 240 lira civarında görmüş olduğunuz marka. Hani bir size hani şu şekilde bir yıl kullanacaksınız bunu bu şekilde. Ben kesinlikle hani eğer kış ayında değilsek eksiltme olmadı da yani eğer hani diyelim ki su ile ilgili bir işlem yaptığımda aracımda hani ben değiştirdiğim için her yıl ben su ekleme yapıyorum. Eğer sizler de hani bu şekilde mesela çıkan antifrizden bir parça alıp üstüne koyabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Ya yani ben şunu da söyleyeyim ben şimdi başka bir aracım daha var. Eski bir aracım. Bu çıkan antifriz de ona biraz eks eksiltme yapıyor. Eksiltme yaptığında ona kullanmak için ayırıyorum. Yani gerçeği de bu. Ondan sonra. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Ben şimdi ne yapacağım? Suyu boşalttım arkadaşlar. Üstten normal bildiğiniz musluk suyu ekleyeceğim. Aracımda bir devir dayım yapması için bir 5 dakika çalıştıracağım. Tekrardan stop edip suyu boşaltacağım. Aradan tekrardan bir 2 dakika içinde tekrardan su doldurup tekrardan boşaltacağım. En sonunda da antifriz ekleyip eksik kalan yerine su ekleyip kapatacağım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben radyatörün alt bağlantı hortumundan suyu boşaltıyorum. Tıpadan boşaltmıyorum. Aracınız eğer kapalı sistemdeyse hava yapma ihtimali bulunabilir. Hava yapma ihtimali olabilir. Bunun için de e, internette birçok video var. Aracınız hava yaptığında neler yapabileceğinize dair. E, yani kolay kolay e, Hava yapmaz kapalı sistemlerde. hani Yapmaz demiyorum ama yapar. Ama kolay kolay da yapmaz. Aracınızı normal bir 5 dakika kapalı sistem için söylüyorum ben. Ha ben o şekilde yapıyorum. Ee, normal olarak ben üst taraftaki arkadaşlar e, kapağı açık bırakıyorum. E, bir 2 dakika çalıştırıyorum. Ardından tekrardan kapatıyorum. Ertesi gün yani bir gün sonra mutlaka mutlaka da e, aracınızın e, su kontrolünü yapın arkadaşlar. Kazasız belasız günler dilerim sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bilgilendirme amaçlı yapıyorum bu tarz videoları sizlere. Hani değişim ile ilgili video da çekeceğim ama tek olduğum için hani bu şekilde çekiyorum sizlere. Sonra bazı arkadaşlar diyor bana abi sen diyor niye yaparken çekmiyorsun falan ya yani tek olduğum için hani bu şekilde sizlere bir bilgilendirme videosu yapıyorum. Bu kesinlikle bu çekmiş olduğum videolar ticari amaçlı değildir arkadaşlar. Hani ticari amaçlı olaraktan çekim yapmıyorum. Umarım sizlere faydalı olur. Hepinize iyi seyirler.